Son zamanlarda kadına şiddet ve çocuk istismarında oldukça artış gözüktü. Bu konuyla ilgili olarak Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerine neler yapılabilir sorduk. Yani ben öncelikle şunu düşünüyorum ki kesinlikle eğitim seviyesinin arttırılması gerekiyor. Eğitimsizlik bir toplumun en büyük dezavantajı olduğunu söyleyebilirim. Kadın cinayetleri ve çocuk istismarları konusunda da gördüğümüz zaman genelde bilgisiz insanlar, cahil insanlar, ortamla alakası olmayan insanları görüyoruz. İnsanları sosyalleştirmek babında devletimiz, belediyeler bu tarz kurslar olur, sosyalleşme babında. Çünkü bu tarz sorunları olan insanların genelde sosyal hayattan kopuk ve tamamen insanlardan farklı bir dünyada yaşayan insanlar. İnsanların birazcık sosyal hayatlarını düzenlemek gerekiyor. Bu sosyal hayatlarında da insanlarla diyaloğunu arttırıp bir şekilde bu problemlerini, bu ruhsal problemlerini arttırılması gerekiyor. Kadınlar bizim baş tacımızdır. Her zaman böyleydi. Dünya ilk kurulduğundan beri bu şekilde onlara değer vermeliyiz. Çocuklar zaten başımızın üstünde. Ama dediğimiz gibi bu tarz sıkıntıları çıkaran vatandaşlarımıza bu sorunları en başa inip eğitim seviyesini arttırmalı ve onları sosyal hayata daha fazla sokmalıyız. Biz toplum olarak bu konularda maalesef çok bilinçli değiliz. Bunun için çalışmalar yapılıyor ve yapılmaya devam edilmeli bence. Aynı zamanda ceza yaptırımlarının da yeterince güçlü olmadığını ve caydırıcı olmadığını düşünüyorum. En kısa zamanda bu kanunların, bu ceza yaptırımlarının daha ağırlaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Maalesef umarım bundan sonra daha az yaşanır. Ya şimdi ceza yaptırımları uygulanıyor ama bu ceza yaptırımları caydırıcı mı? Sadece kadın cinayetleriyle, çocuk istismarlarıyla ilgili söylemiyorum bunu. Hayatta yaşanan her türlü suça karşı, işlenmiş her türlü haksızlığa karşı bu haksızlıkların cezası verilmesini değil de bu haksızlıkların direkt bu cezaların önüne geçilmesi lazım. Yani önceden koyulan kuralların caydırıcı olması lazım. İnsanları itmesi lazım bu cezadan. Bir insanın bir çocuğa istismar uygulayıp veya bir kadını öldürüp eşini, sevgilisini, dostunu neyse öldürüp ondan sonra sadece hapis yatıyor olması bu insana o cezadan uzaklaştırır mı bilmiyorum. Çünkü hiç göz korkutucu gibi gelmiyor buna hapis cezası. Yani 21. yüzyıldayız. Her şey çok değişti. Farkındayım. İnsanları cezalandırmak değil de onları eğitmek. Ne yaparlarsa yapsınlar. Çocuk istismarcısını dahi normal hayata geri döndürebilmek için hareket ediyorlar. Bu cezalar ama bunun böyle olması gerektiğini, gerçekten böyle olması gerekmediğini bir kez daha düşünmemiz lazım bence. Çünkü devam ediyor her şey. Yani bir türlü önüne geçilemiyor. Caydırıcı olması lazım. Nedir bu? Belki hadım etmek. Belki idam. Yani biz de üniversite öğrencisiyiz. Aldığımız birçok ders bunların aksi yönde dersler alıyoruz ama gerçekten insanlığımız ve vicdanımız bunların aksini söylemiyor. Ben bu görüşün taraftarıyım. Bence cezaları artsınlar ya, bir kere hadım etsinler yani öyle ağır suçlardan, böyle zaten gündemde de şu an kimyasal hadımlık diye bir görüşmeler oluyor şimdi bakanlar arasında. İnşallah oradan olumlu bir sonuç çıkar, bence cezaların artırılması gerekiyor. Suçun bertaraf edilmesi için, yapılmaması için, işlenmemesi için o tür suçların. Kadın ve çocuk ülkemizde oldukça hassas iki konu. Bu konuda devletin yaptırımları ön planda olmalı. Birincisi, adalet sistemi ülkemizde çok bozuk olan bir sistem. Bu düzeltilirse bu aşamada çok yol kat edilebilir. İkincisi de eğitim sistemimiz çok bozuk. Eğitim sistemine de gereken önem verilirse bu konularda ileriye gidilebilir diye düşünüyorum. Ve tabii ki insanların vicdanında olan bir olay bu. Vicdanen insanları nasıl daha iyi şekilde yönlendirebiliriz? Bu konularda nasıl bilinçlendirebiliriz? Bu konularda eğitim verilebilir, öyle düşünüyorum. Önlem olarak şunu diyebilirim. Daha çok aileden başlıyor bu işler. Hani ve eğitim diyorum. Yani her şeyin başı eğitim ve o sorun da şiddet yönelik sorunlar da eğitimle önlenebilir diye düşünüyorum. Aslında son zamanlarda artış göstermiyor. Medya yüzünden biz bunun daha fazla farkına varmış oluyoruz. Bugüne kadar zaten bu böyleydi, sürekli böyleydi. Engel olunmaya çalışılmadı da aslında bir şekilde. Kimse de hiçbir şey yapmadı bunu engellemek için. Ne yapılması gerekiyor? Aslında eğitim seviyesini evet yükseltmemiz gerekiyor. Evet, hani belki bir cezayı caydırıcılık belki olabilir ama bunlar uygulanacak mı bilmiyorum. Gerçekten de ama hadım edilmesi, kimyasal hadımın yapılması gerçekten önemli bu iş için. Bu
önüne geçilmesi için bence caydırıcı bir özellik. Eğitim seviyesi yükselir mi? Bence yükselmez ama yükselmesi lazım mı? Evet, bilmiyorum. Çok teşekkür ederim.